Parti meclisi, CHP'de de parti meclisi vardı. Aday mı açıklandı? 250 kişi adaya çıkacaklardı. İl mi? Hande yeni mahallede en beni gördüğüm bizde de Fethi Yaşar devam ediyor. Aa, bu Ankara. önemli. Ankara yeni mahalle belli Ankara mi yeni oldu? mahallede Fethi Yaşar. Peki. Muharrem Erkek. Çanakkale merkez. Yani Çanakkale adayı da Muharrem Erkek olmuş. Benim gördüğüm böyle. Muharrem Sakarya'daki. Erkek biliyorsun geçen dönem Kılıçdaroğlu CHP'sinde MYK üyesiydi. Eğer hani seçimi alsalardı ismi bakanlar arasında geçiyordu. Sakarya'da kim oluyor? O da daha açıklanmamış gene galiba. Ardahan'da Faruk Demir devam ediyor. Şu anki belediye başkanı Peki. CHP'de. Onu gördüm. Denizli'nin Çalı ilçesinde Ahmet Hakan diyor mu? Bu bizim Ahmet Hakan'la bir alakası yok Yok herhalde. yok. Herhalde yok. Bence bir sormak lazım Ahmet Hakan'a. Denizli Çalı ilçesinden Soruyorum Ahmet, belediye sevgili başkan adayı mı Ahmet, oldu bizi diye. izliyorsan acaba belediye başkan adayı mısın? Değil, isim Onu benzerliğiz, gördüm. evet. Şöyle hızlıca bakıyorum. Fatih adayı belli olmuş. İstanbul Fatih'te İstanbul Fatih belli olmuş. Şöyle mi, Mahir kim? Polat. Allah Allah. Ha, Tanıyor bu musunuz? şeyin yakın adamlarından, Ekrem İmamoğlu'nun yakın adamlarından. Peki. Pendik'te Süleyman Tarık Balyalı. Bu da yine İmamoğlu'nun yakın adamlarından diye biliyorum. İstanbul'da o zaman kaç tane? İstanbul'da zaten Fatih ve Pendik İmamoğlu açıklanmış. İki isim Net. var, değil mi? Mahir İki. Polat, Evet. Süleyman Tarık Balyalı. Peki. Fatih'te Mahir Polat, Pendik'te Süleyman Tarık Balyalı. Hızlıca bakıyorum. Büyükşehir var mı diye bakıyorum da Ben ben. yerelden anladığım Aa, için o Manisa bakıyorum. Büyükşehir gördüm ben. Şu an onu söyleyeyim istersen. Seydişehir Hasan Ustaoğlu. Manisa Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek aday, sevgili izleyiciler. Aday olarak gösterilecek Özgür yani. Özel'in CHP'nin şu anki genel başkanının memleketi Öyle Manisa. mi? Tabii canım adam Manisalı ya Tamam. Yani şu an Özel. okuyorum sana, öyle mi derken sen beni ciddiye alma. Evet. Tamam. Sorgun. Yani Samsun Büyükşehir'de Samsun önemli var. Cevat Peki. Öncü. Tanıyor muyuz? Ben tanımıyorum. Tanıyan var mı? Yok. Yok. Bu Vezir Köprü bu ara internette çok meşhur biliyorsun. Turan Kaya'dan dolayı. Evet. Vezir Köprü'de Cemal Türkoğlu aday Cemal gösterilmiş. Türkoğlu. Peki. Evet. Bakacağız kim kazanır. Ya gerçekten inanamıyorum. Yalova da önemli. Evet. Yalova'nın ama merkez değil. Şu ana kadar gördüklerim böyle. Muharrem Erkek ismi yani İzmir yok, değil mi? yok, Ondan yok. sonra Adana yok. Adana belki bugün çıkacaktı diyorlar ama Adana'da da Çıkmamış. bakıyorum. Çıkmış mı? Çıkmamış Şey ya. Hande, Çıkma. Rıza Aydın var mı, Yalçınkaya, Aydın? Bartın'da Rıza Yalçınkaya vardı. CHP'den Evet. birkaç dönem milletvekilliği yapmıştı. Eski DSP belediye başkanı. O adaya gösterilmiş Bartın'da da Muhammed Ha. Rıza Yalçınkaya. Ta Baykal döneminden Meclis beri İdare Amiriydi galiba evet en CHP'de son. siyaset yapar. Gerçekten Denizli Çal Ahmet Hakan Ahmet yazıyor. Hakan. Yani Ahmet Hakan böyle bir çılgınlık yapmış olabilir yani ben şaşırmam. O da olabilir. Mersin şey bekleniyordu. Adana, Sultanhisar Mersin, Aydın'da. Hatay bekleniyordu. Peki Onlar bakalım. eğer bir Şimdi daha şey olursa Adana'da Faruk Demir Ardahan'ın zaten şu anki belediye başkanıydı. O da eski DSP milletvekili Sayın Bakan'la beraber milletvekili yapmışlardır. O devam ediyor. Fethi Yaşar Ankara'da bu dördüncü dönemi olacak galiba adaylık anlamında. Maşallah Fethi Bey, Fethi Yaşar dördüncü dönem. Evet tabii. aday. Yani aday gösteriliyor. Evet. Şöyle baktığımda Adıyaman, Afyon, Karahisar, bunlar hep genelde evet. şeyler, ilçe ağırlıklı gitmiş. Ankara'da efendim CHP'nin iki ilçede adayı şu an için belli. Elmadağ, Adem Barış Aşkın, ve demin Aynı söylediği kişi gibi galiba. efendim. Elmadağ CHP'de Şu anda devam mı ediyor? Adem Barış Aşkın'ı tanıyor musunuz? Yok. Ben de Güdül'de de tanımıyorum. Ankara Güdül'de de Mehmet Doğanay'ı aday Mehmet göstermişler. Doğanay, Ankara Güdül, Ankara Yeni Mahalle, Fethi Yaşar'la devam. Adıyaman Şimdi merkez adayları da belli olmuş herhalde. Ha yok o beldeymiş. Şimdi Aydın'da açıklama yok ama 3 ilçe var orada da açıklanmış olan. Devam ediyorum. Acaba nerede var diye tekrar gözümüzden kaçan var mı diye. Eskişehir'de de 1-2 Çiftseler ve Sivrihisar, merkez yok Zehra mu Eskişehir? Konakçı ve Habil Ha, Dökmece. Konya adaylarını da açıklamışlar. Konya Büyükşehir adayı İsmail Sonkaya. Tanıyor musunuz? Ben Yok. tanımıyorum. Peki Konya adayını bir daha söyle istersen sen. İsmail Sonkaya. Beraber bakacağız mecbur çünkü başka türlü Konya'nın göremiyoruz. ilçelerin adaylarını da belirlemişler. Kütahya merkezde Eyüp Kahveci. Kütahya adayı.
Kütahya merkezde. Evet. Yani biraz böyle yine geçen seferki gibi kazanma şansı daha az ya olan. Asıl Konya Büyükşehir, evet. Asıl Manisa'nın, Manisa'nın iki tane bir merkez ilçesi Şehzadeler, büyük bir ilçedir. Orada bir bayanı göstermişler. Gülşah Durbay. Manisa Büyükşehir Ferdi Büyükşehir Zeyrek. Büyükşehir değil ya. Ha, Büyükşehir, evet, Ferdi Zeyrek. Turgutlu Çetin Akın diyor. Başka da Cevat Öncü, Samsun Büyükşehir adayı Cevat Öncü. Evet. Bunun dışında da ağırlıklı ilçeler, doğru mu? Doğru, ağırlıklı olarak ilçeler. 126 isim. Seçim çevresinde. Ben niye sen? Tabii 100, burada 250 deniyordu. Fakat burada, çarpıcı olan ön seçim kararı var bir. Ha şurada bu ön seçim kararı alınanlar tabii ayrı galiba. Çok etkili değil. Çok yaklaşık 35 merkezde ön seçim kararı almış ama ilçe ve belde düzeyinde. Evet, tabii burada Melik, özür dilerim. Biraz şimdi, yasak savma gibi. Ankara'da mesela Yeni Mahalle'de Fethi Yaşar'ın devam ediyor olması önemli. Mesela o Çankaya önemli. Ne olacak? Ama Çankaya'ya mesela karar verilmemiş belki. Alper Taşdelen'le ilgili henüz bir karar vermediler gibi görünüyor. Valla Çankaya'da Alper Taşdelen'i yemek istiyorlar. Yani inşallah bence böyle bir hata yapmazlar. 9 tane aday var galiba, değil mi? Çankaya'ya herkes aday herhalde. Yani evet. Bunu, Melik Yazır mı arkadaşlar? Melik değil, Melik Yazır mı? Melik zaten bak, bu İstanbul'da Pendik ve diğer ilçe onlar İmamoğlu'na çok yakın isimler olarak biliniyor. Mahir Polat'la Balyalı, Tarık Balyalı galiba. Yani burada İstanbul'da biz Ekrem yani İmamoğlu'nun ağırlığını şunu, görüyoruz. Tabii şimdi büyükşehir adayı o olduğu için demek ki ilçelerde İmamoğlu'nun istediği şekilde bir dizayn olacak. Bu o anlama da gelir. O konuda bir tartışma yok herhalde zaten. Şöyle hani biliyorsun kurultayda Kemal Bey'i destekleyen belediye başkanları vardı. İşte Bakırköy, Ataşehir. Adana var, Mersin var. Onlar bitti. Ne olacak? Oraya bakmak lazım. Sen bitti Adana, biliyorsun. Adana ve Mersin peki çok büyük problem. Peki şimdi her perşembe parti meclisi toplanacak ve her perşembe açıklama mı yapılacak? Süreç nasıl bence devam edecek? Bence süreç daha hızlanabilir. Valla yani İsmet abi şu anda. Çünkü ay sonuna kadar önemli bir kesimini açıklayacaklarını söylemişler. Peki Melike, İsmet abi şu Melike, anda İzmir, bir saniye, Çankaya. Melike hazırken bir bağlanayım çünkü ses gidip geliyor. Tamam. CNN Türk muhabiri Melike Görür karşımızda. Melike, parti meclisi bitti mi? Biz isimleri bir kısmını, daha doğrusu hepsini ekrana yansıttık. Bir kısmının üzerinden konuştuk ama senin notların nelerdir? Belirlenmeyen isimler için perşembeyi mi bekleyeceğiz? Sendeyiz. Hande Fırat, parti meclisi toplantısı tamamlandı ve o toplantıda bazı belediye başkan adaylıkları belli oldu. Dakikalar önce de parti sözcüsü Deniz Yücel o isimleri açıkladı. İlk olarak şunu belirtti Deniz Yücel, 160 seçim çevresi görüşmeleri yapıldı ve 35'inde ön seçim kararı alındı. 125'inde anket, örgüt görüşmeleri ve raporlar doğrultusunda belediye başkan adayları belirlendi dedi ve açıklanan Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını duyurdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Sarıkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü olarak parti meclisi karar aldı dedi Deniz Yücel. Ve diğer illerde aslında bazı illerde belli oldu büyükşehir olmayan ve bu kapsamda da Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek olduğunu söyledi. Muharrem Erkek geçtiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu döneminde MYK'daydı aslında. Sonra seçimden sonra değişimden yana tavır almıştı Muharrem Erkek ve Çanakkale için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. En güçlü aday da adaylık için Muharrem Erkek'ti ve beklenen de oldu zaten. Ve bugünkü parti meclisi toplantısında Çanakkale Belediye Başkan adaylığı için Muharrem Erkek'te karar kılındı. Kırşehir Belediye Başkan adayı olarak da Selahattin Ekici ve Zonguldak'tan bazı ilçeleri de belli oldu. Bartın Belediye Başkan adayı Muhammed Rıza Yalçınkaya, Amasya Belediye Başkan adayı Turgay Sevindi, Vardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir olarak duyurdu. Tabii birçok ilçe de var. Belirttiğimiz gibi 125 yerde seçim bölgesindeki adaylar netleşti. Yayına girmeden önce sizle sohbet ediyordunuz. Şunu sormuştunuz Hande Fırat. Her perşembe parti meclisi
yönetimi toplanacak diye. Aslında önümüzdeki salı günü toplanması bekleniyor. Tabii net değil, ancak önümüzdeki salı günü parti meclisinin toplanması bekleniyor. Biraz daha sürecin hızlanması bekleniyor ki zaten açıklanmayan da birçok il var. Aydın'ı bekliyorduk. Aydın açıklanmadı. Özlem Çerçioğlu'nun ismine kesin gözüyle bakılıyordu. Kılıçdaroğlu açıklamıştı. Özgür Özel de bunun, bu kararın devam edeceğini söylemişti. Sadece parti meclisinin onaylamasını bekliyorduk. Ancak Adana da açıklanmadı. Adana'da da sıkıntı var galiba. Onay. İzmir. Aslında biz bu hafta boyunca aldığımız kulis bilgileri şu yöndeydi Hande Fırat. Adana, Mersin, Hatay, Eskişehir gibi illerin adaylarının açıklanmasını bekliyorduk. Ancak dün ve bugün şu konuşulmaya başlandı. Seçim ölçeğine göre, yani illerin ölçeğine göre beraber açıklanacak bazı iller deniliyordu. Denilmeye başlandı. Bugün aslında CHP'nin mevcut yönetmediği belediyelerin adayları açıklandı. Bu nedenle de CHP'nin yönettiği iller sonraki aşamalara bırakıldı. Hatta Aydın'ın da İzmir'le birlikte açıklanacağı da belirtiliyor. Çünkü çok fazla aday olduğu belirtiliyor. Ancak Adana'da zaten farklı bir durum var. Zaten Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Zeydan Karalar mevcut başkanın ismini duyurmuştu. Aslında bugün de bekleniyordu. Ancak bugünkü parti meclis toplantısında Adana kararı çıkmadı. O da partinin ölçeğinden dolayı, yani ölçeğine göre illerin buna göre açıklanıp açıklanmama kararı alındığı belirtiliyor.